hak için hakka yürüyen tüm düğününce ve demokrat şehitlerini size bir dakikalık saygı düşmanız. Aramızda çok değerli bir konumuz var. Yakınen tanıyorsunuz. Kemal Bülbül, geçmiş dönem bizim Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin genel başkanının yaptığı bir dönem. Değişik kademelerde çalıştı. Şu anda huzurunuzda HDP Antalya Milletvekili olarak bulunmakta. Çok değerli bir çalışması var. Uzun zamandır zaten şiirlerle biliyordu, kelamıyla biliyordu. İlk defa yol cümleden umudur adı altında bir çalışması var. Evet, yol cümleden umudur kavramı hepimizin malumudur ki Alevi inancında çok değerli bir kavramdır. Her zaman deriz, yol birdir, sürekli gündür. Günün kalsın, yol kalmasın. Dolayısıyla yani Alevi inancına ilişkin, Alevi öğretisine ilişkin kitabı henüz okumadık ama az çok tahmin edemiyoruz. Kemal Başkan'ın bu anlamdaki çalışması çok değerli. Yine de teşekkür ediyoruz. Başlarken öncelikle Diyarbakır'da talipleriyle yol erken yürüten, hakka hakikate, adalete hizmet eden ve yakın zamanda hak ile hak olan Hidayet Dede'yi ve sevgili başkanımız Cafer Can'ın annesinin mekanı pürnür olsun. İnsanlığa yaptığı hizmetler Hak Divanı'na yazılsın. Kalanlar da onları sevgiyle, hürmetle yad etsinler. Temel sorunumuz şu. Türkiye'de Aleviler dahi, hatta Alevilik yol erkanlarını yürütenler dahil, büyük bir çoğunluk Alevi toplumunun, tarihinin, inancının, kültürünün süreklerini, süreçlerini ve tarihini bilmiyor. Biz sanıyoruz ki Maraş katliamı 19-26 Aralık 1978'de oldu ve bitti. Biz sanıyoruz ki Madımak katliamı 2 Temmuz 1993'te oldu, bitti. Biz sanıyoruz ki Çorum katliamı 1980'de oldu, bitti. 1. Sivas katliamı 4 Eylül 1978'de oldu, bitti gibi bir şey sanıyoruz. Hayır, olup bitmedi. Bunun tarihi bir arka planı, gelen, güncellenen ve yürüyen bir tarihi var bunun. Bunu izninizle çok kısa başlıklar halinde ben izah etmek istiyorum. Birincisi, Türkiye ve dünya insanlığı şunu bilmeli ki, Alevi toplumuna tedricen, sistematik olarak egemen sistemler tarafından katliam yürütülüyor ise, bunun tarihsel, toplumsal bazı sebepleri var. Onları izah edeceğim. İkincisi, Alevi toplumu bugün yaşadığı Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Kuzey Afrika, Balkanlarda hemen tüm devletler tarafından yasaklı bir inanç olup bu yasaklılık da sistematik olarak devam etmektedir. Alevi toplumu etnik olarak çoğul, inançsal olarak tekildir. Alevi toplumuna mensup topluluklar, Türkmen ve Türkler, Kürtler, Araplar, efendim Romanlar, bu arada parantez içi bir bilgi olarak söyleyelim. Türkiye'de yaşayan Romanların, yani Çingenelerin ya da kendini nasıl adlandırıyorlarsa tamamı Alevidir arkadaşlar. Eğer Sünnileşmiş ise asimilasyon sonucu, zor aygıtları sonucu Sünnileşmiştir. Trakya'da yaşayanların çoğu Bektaşidir. Balkanlarda yaşayanlar Bektaşidir ama Bektaşilik Alevilikten cüda bir şey değildir. Bektaşiliğin Alevilikteki yol bir sürek bin bir düsturuna mahsusen kendine mahsus uygulamaları vardır ama sonuç itibariyle Bektaşilik de Aleviliktir. Alevi topluluğunun %63'ü Kürttür arkadaşlar. %63'ü Kürttür. %15'i Roman ve Alevidir, geri kalanı da Türkmendir arkadaşlar. Oysa tersine bilinir, sanki Türkmen Aleviler daha çokmuş gibi. Biz istatistiki nüfus yarışı yapmak amacıyla değil, tarihi bir hakikati söylemek amacıyla bunu belirtiyoruz. Alevi örgütlenmesi ocak sistemine dayalıdır. Ocak tamamen sivil, demokratik, toplumsal, özel bir örgütlenmedir. Özelliği inceleyen arkadaşlar
lütfen Alevi ocak sistemini incelesinler. Özelliği ne olduğunu orada bir halk uygulaması olarak görürler. Bu ocak sistemi şöyle bir yapıya sahip arkadaşlar. Ocağın kendi içerisinde bir hukuku var. Kendi içerisinde bir ekonomik işleyişi var, toplumsal işleyişi var. Birey birey, birey toplum, birey ocak, birey pir ana ilişkisi var. Ve bu ilişki sistematik olarak yürüyen bir ilişki olduğu için Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde bu sivil demokratik ilişkiyi ortadan kaldırarak Alevi topluluğunun örgütlenmesini sağlayan bu yapıyı dağıtarak Alevi toplumu yok edilmek istenmiş ve ne yazık ki bugün ocak sistemi büyük oranda dağılmıştır. Bir talip ocağına karşı sorumludur, bir ocakzade de talibine karşı sorumludur ve ocakta elbette ki bir hiyerarşik katı olmamak, egemenlik sağlamamak, tahakküm yapmamak koşuluyla bilgeliğe dayalı bir hiyerarşi söz konusudur. Bu hiyerarşi de mürşit, pir, efendim kimi yerlerde dede olarak adlandırılır, ana, bacı sıfatlandırmalarıyla devam eder. Bu arada ocakta analık görevi çok önemli bir görevdir. Pirin sorumluluğu, toplumsal karşılığı neyse ananın toplumsal karşılığı da odur. Şimdi bu yapı, bakınız Alevi tarihini incelediğinizde katliamların birinci sebebi arkadaşlar kesinlikle inançtan kaynaklı değildir. Aslında inançtan kaynaklıdır ama yani mesela Mansur Enel Hak dediği için idam edilmemiştir. Alevi toplumunun katledilmesinin birinci sebebi bulunduğu coğrafyaya hükmeden egemen devlete vergi vermemesi. Birinci sebep vergidir. Katliamın birinci sebebi. Osmanlı ekende yoktur, biçende yoktur, emekte yoktur, üretimde yoktur ama gelip vergi salmakta, emeğin üzerine konmaktadır. Alevi toplumu buna itiraz ettiği için Alevi toplumuna dönük sistematik katliam yapılmaktadır. Birinci sebep vergidir. İkinci sebep arkadaşlar askerliktir. Devşirme asker vermez Alevi toplumu. Üçüncü sebep değerli arkadaşlar, hukuk uygulamasıdır. Alevi toplumu kendi içerisinde bireyler ve toplumun içerisinde yaşanan sorunları çözmek isterken asla ve kat'a bunu ne Osmanlı'nın şeriat mahkemesine, efendim ne Cumhuriyet'in mahkemelerine götürmedi. Nerede gördü bunu? Bizim görgü sorgu cemlerinde. Bizim Aleviliğin kendiliğinden tahsis ettiği adalet, merhamet, insaniyet ilişkisinde ve bu ilişkinin tezahüründe götürdü. Efendim bir topluluk oluşturuldu, pirin huzurunda konuşuldu, canlar işin gidişatına göre karar verdiler ve bu uygulama böyle yapıldı. Şimdi dikkat ederseniz hükümran bir devletin dört temel uygulaması reddediliyor. Bir askerlik, iki vergi, üç hukuk. Böyle olunca Osmanlı ve Selçuklu diyor ki ben bu yapıyı kabul etmem, bu yapıyı dağıtacağım. Ve bu yapıyı dağıtıyor. Katliam yapıyor, sürgün yapıyor, efendim yakıyor, kuyulara dolduruyor, akla gelmedik her türlü zulüm yapılıyor. Bu katliam uygulamasının sebepleri bunlar ya, peki sonuçları ne yaparlarsa bir sonuç alamıyorlar ve aynı şekilde bu sivil demokratik tepki devam ediyor ve bunlar başka bir yola başvuruyorlar. Başka bir yol, ocakları içten kuşatma. Hacı Bektaş Ocağı'nı kuşatıyorlar arkadaşlar. Hacı Bektaş Ocağı'na tedricen Nakşibendilerden ve Sünni tarikatlardan atamalar yaparak güya Aleviliği kendilerine benzetmek gibi bir yola tevessül ediyorlar. Her ocak birbiri karşısında eşittir. Mürşit ocakları vardır, pir ocakları vardır. Pir ocakları mürşit ocağına bağlıdır. Hacı Bektaş ocağı ile Avuçan ocağı arasındaki ilişki Hacı Bektaş'a Alevi toplumu insanlık tarihi serçeşme sıfatını vermiştir. Hem de bu sıfatı Dersim'de Kırklar dergahında gözelerde vermişlerdir. Ama Avuçan ocağına da serçağlan denir, biliyor musunuz? Yani ocaklar arasında bir eşitlik vardır. Biri diğerine egemen, biri diğerinden üstün, biri diğerinden fazla değildir. Hatta ocakzadelerin de çeşitli menakıbnamelerde anlatıldığı gibi birbirlerine karşı son derece büyük hürmetleri vardır. Fakat buna rağmen
Bu katliam sistematik olarak yürümüştür. Çünkü müesses nizam bugün olduğu gibi müesses nizam tekçiliği yaratmak, kendini yürütebilmek, farklı sesleri, muhalif sesleri ortadan kaldırabilmek için asimilasyonda, katliamda, akla hayale gelmedik yöntemleri de dahil hepsini yürütmüştür. Şah-ı Merdan Ali, yani tarihin Hazreti Ali dediği, bizim Şah-ı Merdan Ali, Haydar-ı Kerrar, Sahib-i Zülfikar, efendim Aliye Mürteza, Ebu Turab sıfatlandırmalarıyla söylediğimiz Şah-ı Merdan Ali'nin tarihini iyi bilmek lazım. Çok bir küçük ayrıntı söyleyeyim size mesela. Şah-ı Merdan Ali'nin makamı, türbesi, mezarı, biz ona makam deriz, Necef'tedir. Diğerlerininki Mekke'de, Medine'dedir. Sebep ne? Sebep şu, farklı anlayış, farklı uygulama, farklı toplum ve insan ilişkisinden kaynaklıdır bu. Ömer bin Hattab, yani ikinci halife dedikleri, şeyle beraber, neydi onun adı? Halid bin Velid'le beraber Fars'a, Kürdistan'a, kendilerine göre batıya sefer ettiğinde Farslar, Kürtler, Türkmenler, Zengibar'dan getirilen Afrika'nın köleler, zenciler ve irili ufaklı toplulukların tamamı gidip Ehl-i Beyt'e sığınmıştır. Ve bu sığınmanın sonucunda Ehl-i Beyt'in uğraşısı, üretimi ve yaklaşımıyla ocakların kurulması başlamıştır. Bu nedenle ocakları biz Seyit Soylu tabir ederiz. Seyit kavramı bildiğiniz gibi İmam Hüseyin'e, soyu İmam Hüseyin'e dayanan anlamına gelir. Şimdi başlangıç noktası bu olunca arkadaşlar, biz bugünü yani Maraş katliamını anlayabilmek için şu tarihleri iyi bilmemiz lazım. 1. Babek, 2. Mazdek, 3. Zence ayaklanması, 4. Karmatiler, bunları çok iyi bilmemiz lazım. Hallacı Mansur aslında Abbasi sarayının, Abbasi zulümünün, Abbasi egemen sömürgeci tarzını ortadan kaldırmanın mücadelesini vermiş ve bu mücadele sonucunda katledilmiştir. Hristiyan halkını, Hristiyan mazlum halkını demiyorum. Hristiyan egemen devletlerin de Alevi kanında parmağı vardır arkadaşlar. Bunun en bariz örneği de Baba İshak katliamıdır. Şimdi demin saydığımız güzergahı tekrarlayalım Baba İshak'ın. Bakın Antep, Maraş, Malatya, Adıyaman, Sivas, efendim Tokat, Yozgat, Çorum, Amasya. Alevi katliamlarına bakın, hepsi bu güzergahta olmuş. Maraş katliamı, Malatya katliamı, Sivas katliamı, Çorum katliamı. Tesadüf mü bu? Hayır arkadaşlar. Baba İshak ve Baba İlyas tarihe öyle bir örgütlenme bırakmıştır ki bastırıp ayağını kaldırdığı yerde çiçek bitmiştir. 1000 senedir kazıyorlar, 1000 senedir bitiremiyorlar arkadaşlar. Bu güzergah Ermeni, Kürt, Çerkez, efendim Türk, Türkmen topluluklar var. Hristiyan var inanç olarak, Alevi var, Sünni var, inanmayan var. Yani aslında Türkiye'nin demokrasisinin fay hattı ve bu fay hattını kırmak için bu katliamlar yapıldı arkadaşlar. Ve bu fay hattı çok zayıflatıldı. Bu fay hattı eskisi kadar güçlü olsaydı, şimdi buralara kayyum atalırken bu fay hattı olduğu gibi zıplar oynardı yerinden, biliyor musunuz? Ama bu fay hattının niteliği, tarihi, kültürel niteliği ortadan kaldırıldı büyük oranda arkadaşlar. Ve Maraş katliamı aslında Baba İshak katliamının, Hallacı Mansur katliamının, Mazdek katliamının, Babek katliamının bir devamıdır. Ebu Müslim katliamının bir devamıdır. Maraş katliamı 19-26 Aralık 1978'de olup bitmemiştir. Maraş katliamı 1661'de Şah-ı Merdan Ali'nin katledilmesiyle başlamış bir katliamdır arkadaşlar. Ve 72 millete bir nazarla bakmayan 40 yıl müderris olsa hakikatte asidir lafı, yolumuzun düsturudur. Bizde ne bir dil, ne bir insan, ne bir kültür, ne bir halk, ne bir cinsiyet diğerinden üstün görülmez. Biz Cem cemaatimize başlarken yar ve yarenler, eşitler, birbirini pay ve paydaş görenler diye sesleniriz.
eşitliği bozan birisi var ise zaten Cem'in başlangıcında ortaya çıkar, Cem'i almayız arkadaşlar. Bu ilişki egemen müesses nizamları, yani devletleri, ulus devlet, imparatorluk, krallık fark etmiyor aynı, sarstığı müesses nizamını bozduğu için arkadaşlar Alevi toplumuna sistematik olarak katliamlar uygulanmıştır. Maraş katliamı da bunun bir parçasıdır. 1960'lı yılların sonuna doğru Elbistan, Pazarcık, Narlı yöresinin köylerinin tamamı neredeyse Avrupa'ya gitmiştir iş bulmak için. Bu bir nevi yoksul bırak göçe zorla bir nevi sürgündür bu. Adı konmamış bir sürgün. Dün 19 Aralık'tı, hapishanelerde katledilen yoldaşlar. Yine dün 19 Aralık Taybet anaydı. Yine 19 Aralık Maraş'tı. Hangi birini analım? Her güne bir katliam, her güne bir zulüm, her güne bir acı, her güne bir gözyaşı. Ama marifet bunların tarihi, kültürel, siyasi anlamlarını bilmek, paylaşmak ve bu doğrultuda bir yaşam örgütleyebilmek. Buna hizmet edenlere aşk olsun. Bizi dinlemeye gelenlere aşk olsun. Cümlenizin gül cemaline aşk niyaz olsun. Vallahi vallahi. Şimdi sevgili dostlarımız. Güzeller solmaz, solmazsa dünyada. Güzeller solmaz, dünya falan.